Hep levhaları kırdın oğlum yolda çırp içleri kırdın. İnternetin bağımlılık sınırına gelmemesi için, bağımlılık olmaması için internette sosyal kullanıcılık kavramının geliştirilmesi gerekiyor. Seçici kullanıcılık kavramının geliştirilmesi gerekiyor. Eğer bu yapılabilirse internet bir bıçak gibidir. İyi amaçla kullanırsanız günlük hayatınıza katkı sağlar. Ama yanlış kullanırsanız zarar verebilir. Kendinize de zarar verebilir, başkalarına da. Yani teknolojinin kendisi bizatihi tarafsızdır. Bunu hangi niyetle, hangi amaçla, hangi stratejik bir hedefle kullanıyorsak onu iyi belirlememiz gerekir. Bunu çocuklara küçük yaştan zaman yönetimi öğrenir gibi, bütçe yönetimi öğrenir gibi internet kullanımını, bilinçli kullanımını öğretmek gerekiyor. Bağımlılık yollarını tıkamak için buna kişinin hayatını kolaylaştıran bir teknoloji haline getirebilmek gerekiyor. Yoksa internet beyindeki ödül ceza sistemini bozuyor. Kişiyi tıpkı madde bağımlısı gibi hastaneye yatıracak derecede bağımlı hale getirilebiliyor. Özellikle genetik yatkınlığı olanlar, ailesinde madde kullanımıyla ilgili birinci derece yakınlarında kişiler olanlar internet kullanımında böyle sınır aşımını yaşadığı zaman hemen bunu bir farkındalık olarak ele alıp kendi kendini bu konuda eğitmeye çalışmasında fayda var diye düşünüyorum. Tabii yani kişi mesela başlangıçta ben internette yarım saat, bir saat uğraşacağım diye giriyor. Planladığından daha uzun zaman geçiriyorsa bu da bir bağımlılık işaretidir. Yani planladığından uzun zaman geçiriyorsa ve bu sık sık oluyorsa kişi artık internetle ilgili sinyaller, riskler başlamış demektir. Yani kişinin bu nedenle bunu başlangıçta planlaması, yani kendini yönetir gibi, araba kullanır gibi interneti araç olduğunu bilmemiz lazım. Nasıl bir insan otomobili amaç olarak görürse, otomobil yani otomobili için yaşarsa bir kimse o bağımlılık derecesine o bağlamıştır. Arabayla yatıp kalkan, arabasını okşayan, yani arabasına yalakalık yapan böyle şeyler vardır, böyle tutkunlar vardır. Duygusal yatırımını ona yapmıştır. Mesela internette de insan duygusal yatırımını ona yapmış oluyor. O hayatındaki en önemli unsur haline geliyor. Böyle durumlarda kişi artık o teknoloji o kişi için amaç oluyor, araç olmuyor. Halbuki araçtır bu.